Selamünaleyküm. Şimdi şu dört köşe malzemeleri işleyeceğim için üç ayaklı Amerikan aynamı söktüm. Dört ayaklı Amerikan aynamı bağlayacağım. Evet, dört ayaklı Amerikan aynamızı tezgahımıza bağladık. Bir merkezden dört ayağı da kontrol edebiliyoruz. Kare malzemeleri de iş yapıyor. Bakalım bu işte iş yapacak mı? Selamun aleyküm. Kameranın ışığı yanıyor mu diye baktım. Size bakmadım, korkma. Şimdi buna başlıyoruz. Bu kare ama şurada fazlalığı var. Burada 3 milim bir fazlalık var. Tam kare değil. Şu kısımsa 10'da 3, 10'da 4 var. Yani şu anında taranması gerekiyor tam kare olması için. Fazlalık şu kesilmiş yerlerde. Frezi de taramayacağım. Bunu 4'te aynada tarayabilirim. Daha kolay. Şöyle bağlayıp tarayacağız. Bakalım olacak mı? Aynanın arka yüzeyini dayama olarak kullanacağız. Şöyle. Dayadık. Oturduğundan emin olmak için bir iki çekiş darbesi vuralım. Böyle malzemelerde ayı gibi sıkabilirsiniz yani. Çünkü riskli, tarafları boşta olduğu için çıkma ihtimali var. Bunda serbest aynayı ayı gibi sıkmak. Kırmayacak şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. 3 milim var. 1.5 buradan 1.5 oradan alacağım. Arkada da dayama olduğu için burayı sıfırlayıp seri bir şekilde devam edeceğim. Yani şeyin önemi yok. Açıklığı. Bize boyu önemli olan. Çünkü şu anda boy tamamlıyor. Tam oturduğundan emin olun. Anlatmak istediğim sağ sol yapmasının önemi yok. Bize şuranın paralelliği önemli. Aynanın burası da sıfır olduğu için oraya dayadığımız zaman bu yüzeyle bu yüzey paralel oluyor. Şunu fazla kafanıza takmayın. Ortalama bir göz kararı ayarlayın, devam edin. Görünüyor mu bilmiyorum ama muhtemelen görünmüyor. 100.
Yani burayla bura şimdi oldu. Şimdi şurayla şurayı işleyeceğiz ama burada talaş az. Hemen hemen 100. Buranın bir tarafından alsam yeterli. Daha sonra dışından tutacağım için %100 olması önemli. Taraflarına fazla talaş yok gördüğünüz gibi. Evet. Üç yüzeyimizi tarayınca kareyi elde etmiş olduk. Şu an tam kare. Dışından istediğim gibi bağlar, bu taraflarına işlem yapabilirim. Şuralarda zımpara taşını da pahlandıracağız. Şurada pah var zaten, gerek yok. İkinci işlemine geçelim. Halbuki tam arkamda bir tane freze tezgahı var. Bunda da yapabilirsiniz ama biraz zahmetli. Ben onda yapmak, tornada yapmak daha kolayıma geldiği için orada yaptım. Burada mengeneye bağlayıp da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ama bir tornacı asla bir frezeye mahkum olmaz. Tornada yapabildiğince en iyisini yapmaya çalış. Şimdi işin delik kısmına geçti. İki matkap kullanacağım. Önce 25 ile deleceğim, sonra 50 ile. En küçük deliğim 60,5. Boydan boya delik olacak malzeme. 50 ile delsem 10 milim alır, yeterli. Önce küçükle deliyorum ki zorlanmayın. Sonra da büyük matkapla deleceğiz. Favori matkabım benim. Şimdi dışından bağlayıp, bu işlediğimiz yerlerden bağlayıp deliğini deleceğiz. Yine oturduğundan emin olun. Küçük matkabımızı bir sallayalım. %25 ile deliyorum önce. Şimdi 50 matkapla.
koca bir deliğimiz oldu. Burada alın bilyası çalışacak. Yani ölçü çok önemli değil. 0'a 0 geçmesine gerek yok yani. Bu tarafı da tamam. Şimdi 4 ayaklı Amerikan aynasına veda ediyoruz. Çünkü artık şu iç çaptan tutup bu tarafı işleyeceğim. Buna ihtiyacım kalmadı. Elveda sana. Şimdi aynayı takarken bir şey aklıma geldi. Bir hatırlatma yapayım bilmeyenler için. Bak şurada bir 0 yazıyor. Aynı 0'dan flanşımızda da var. Aynaya taktığımız. O 0'la bu 0'ın aynı hizada olması lazım. Yani bu ne demek? O şekilde bağlarsan ayna salgısız olur demek. Bunu gözeterek bunu buraya takın. Böyle söktüğümüz zaman. Bir dipnot olarak kayıtlara geçsin. Hadi bakalım. Evet, şimdi 3 ayaklı Amerikan aynamızı bağladık. Şu içini işlediğimiz yerden bağlayıp bu tarafını işleyeceğiz. Ben olsam şöyle işlerdim diyen
varsa yoruma yazabilir. Şimdi buradan boyunu tamamlıyor. Arkaya dayadık yine sıfırla doğru. Doğru veriyorum ki kenarlara çapak sıvamasın. İçten içe doğru verirseniz çapağı hep sıvar kenarlara. Sevmediğim işlerden biri de bu kanalın içine dışına pah kırmak. Ölüm. İşimiz bitti. Oldu mu olmadı mı? Doğru söyle. Bence oldu. Tornada her işlemini bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada hayırlı cumalar.